Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Philips Speed Pro elektrikli süpürge makinesinin kafasının tamiratını yapacağız. Bir önceki videoda bu Philips'in bakımını yaparken buranın kırıldığını ve o anda bir müşteri geldiği için ben yapmıştım. Çok önemli görmemiştim ama demek ki bu arızanın kronik bir arıza olduğunu müşterimiz getirince anladık. Demek ki bu buradan sürekli kırılacak. Yani tam aynı noktasından kırılmış. Şimdi bunun tamiratını göreceğiz. Kırılan noktadan bahsedeyim. Şunu yandan çıkardığınız zaman arkadaşlar bu parçanın gelmesi. Normalde bu parça burada sabit olarak durması gerekirken karşılığında da bu gelerekten bu takılması lazım. Ama şu anda bu kırılmış. Bakın dibinden. Şimdi bunu nasıl tamir edeceğimizi göstereceğim. Şöyle başlığımız arkadaşlar T10 tork tornavidası var. Şu şekilde. Bunu nalgulardan temin edebilirsiniz. Yalnız burada şuna söylemek istiyorum. Bu başlık hassas bir başlık. Kartı martı nari. Ona göre açın. Kendinize güveniyorsanız açın. Diğer türlü herhangi bir şeyde geri dönüşü biraz zor oluyor. Ve şimdi yapacağımız parça da mesela iyi bir el işçiliği istiyor arkadaşlar. İnce bir işçiliği. Böyle kaba yaptığınız zaman da zaten dönmeyecektir ve muhtemelen başlığı kullanamaz hale geleceksinizdir. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9 tane vidamızı söktük. Bunu söktükten sonra bu parçayı ayırıyoruz. Evet. Şimdi burada şu parçaya erişeceğiz, sökeceğiz. Bunun tamiratını yapıp geri toplamasını yapacağız. Şu motorumuzu biraz kaldıralım. Şu kartımıza dikkatli bir şekilde kaldırıp alt tabakayı bir kurtaralım. Bunu da kurtardık. Şöyle ters çevirdik. Şimdi burada arkadaşlar şu yayımızı çıkarıyoruz. Burada kırılan parça bu. Parça buradan kırılıyor. Buradan kırılıyor. Yani zor bir parça. Hassas bir parça. Bunu buraya taktığınızda içerisinde bir rulman var. Ufak. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bir rulman var. İşte bu rulmanın içinden geçtiği için dışını böyle kaplayamıyoruz. O yüzden çok ince çalışacağız. Ve bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Böyle de bir şey var. Şimdi şöyle yapalım. Önce şu vidamızı sökelim. Tam olarak nereye denk geldiğini iyi bulmamız lazım ki. Böyle çünkü yamuk yaptığımız zaman arkadaşlar bu savrularak dönecek. Burada rulman olduğu için savrularak belli bir zaman sonra dönemeyecek ve aynı sıkıntıyı verecek. O yüzden çok hassas çalışılması gerekiyor. Tamam, şimdi kırıldığı yeri buldum. Tam denk geldi. Şimdi kırıldığı yeri bırakalım. Bize ince bir cımbız ve pamuk lazım. Şimdi şöyle bir bunları şuraya bir alalım. Şimdi çok zor bir parça arkadaşlar bu. Çünkü bunun içinde de rulman var. Bunu bulmanız, tedarik etmeniz biraz zor.
Belki servisler verebilir. Belki o da. Çünkü bunları sökmenizi istemezler. Şimdi bunu buraya geçireceğimiz için bu pamuğu arkadaşlar incecik yapıyoruz. Şimdi tekrar söylüyorum. Bununla el hassasiyeti çok önemli. El beceriniz yoksa hiç buna girmeyin. Çünkü yanlış yaparsanız dönmeyecektir. Çünkü aralığı çok ufak bir aralığı var. Şöyle pamuğu şuradan geçirdim. Pamuğu geçirdikten sonra bu pamuğu arkadaşlar şurada bir boşluğu var. Birazcık içerisinde. Bunun içine doğru yedirmeniz lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Öndeki şu parça var ya, bunun içine pamuğu biraz yerleştirdik. Onun içine damlattığımız zaman o onu tutacak. Onu tutunca şu pamuğu arkaya getirerek bu ön tarafa doğru oturtacağız. Tabii tam yerine de denk gelecek şekilde. İşte birazcık şey işi lazım çünkü pamuk kopabiliyor. Şimdi burada bunu şu şekilde kendi yerine göre yapıştırdık arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu arkadaki pamuğu buradan keserek buraya da japon atacağız ki tam olarak birleşsin. Şöyle ince maket bıçağıyla kesebiliriz. Hatta ön tarafta döktüğümüz japon arkadaşlar arkaya ulaşmış bile. Burada sertleşmiş. Şöyle dibine döküyorum ki öbür tarafa geçsin japon. İyicene otursun. Bu parçayı bu şekilde yaptık öncelikle. Neden? Şimdi bunun önce iç kuvvetini oluşturduk. İç kuvvetini oluşturduk ki şu şekilde dayanıklı olsun. Bunu sadece böyle taksak da olur arkadaşlar. Tutar yani bu. Ama hani ömrü değişir. Şu anda çok sağlam bir durumda oldu. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bakın bunun içinde de rulman var. O yüzden japon dökerken şu rulmanın döktükten sonra dönmediğini kontrol edin. Dönmezse bir yarar olmaz bu yaptığınız için. Hassas dememin sebebi bu zaten. Japonu biraz oraya kaydırdın. Plastiği biraz buraya kaydırdın. Pamuğu az attın, çok attın derken uyumsuzluk meydana geliyor. Şimdi yerini oturtup bir sorun var mı yok mu bir görelim. Şimdi buradaki rulmanı çıkaracağız şimdi. Bu rulman arkadaşlar dışarı doğru çıkmaması lazım. Tam olarak oturması lazım. Şimdi bu rulmanımız bunu böyle koyduğumuz zaman bakın şu anda geçmiyor. Niye? Japon kalıntıları olduğu için. Şimdi bunu ince çalışmamızın sebebi bu işte. Bunu arkadaşlar ufak bakır tellerle kaynatarak plastiği bir güçlendireceğim. Ondan sonra rulman tam oturacağı yatağı hazırlayacağım. Şimdi bakır telimizin İnci bir telini alıyorum. Bunu güzelce de yedireceğiz.
Şimdi burada bir önceki rulmana plastik eridiği için yapışabiliyor. Bunları bir temizleyin hemen. Fazlalık olanı keselim. Şöyle bir de büktüm. Büktüm ki daha fazla temas alanı olsun. Fazla kalınlığı keseceğiz ki arkadaşlar bir sonraki rulmanımız otursun. Şimdi ısıtırken şu dişlere değdirmeyin. Dişliği bozarsanız geri dönüş şansınız çok fazla olmaz. Aslında bu ikisi yeterli şu an bunun için. Şimdi arkadaşlar burada kaba işimiz bitti. Şimdi burada rulmanımızın oturacağı yatağı düzgün bir şekilde yapmamız lazım. Boşluk kalırsa devam eden sürede rulmanda bozulma meydana gelir. O yüzden dikkatli bir şekilde zımpara yapacağız. Aynı tornacıların torna yapması gibi. Sabırla bu işi yapmak lazım. Şimdi bu seviyeden sonra arkadaşlar daha fazla zımpara yapmanıza gerek yok. Rulman boşluğa oturursa bir faydası yok. Şimdi bakın tamiratını yaptık. Rulmanımızı üzerinden geçirdiğimiz zaman rahatça oturuyor ve rahat bir şekilde dönüyor. Bu rahat bir şekilde dönebilmesi de önemli. Şimdi geri çıkarıyoruz. Rulmanımızı çıkardık. Ha bir de şu var. Rulman böyle çok kolay bir şekilde girip çıkmayacak. Biraz kasılarak girecek ki daha sonrasında oradan kurtulmasın. Şimdi şurasını arkadaşlar zımpara yapmamız lazım. Fazlalığı. Şöyle bir metal dremel ucum var. Metal tahta kesmek için. Bu pamuklar da sağlam olduğu için anca bunlar paklıyor. Şimdi buraya bir düzenli düzleyelim. Japon pamuk muhabbetinde arkadaşlar pamuğun üzerine Japon sıktığınızda da ağır bir koku gelir. Mesela şu anda tesviye yaptığımız şu anda düzelttiğimiz zamanda da koku geliyor. Evet. Parçamız şu şekilde hazır. Güzel oldu. Şimdi şöyle yapalım. Tabii ki şöyle. Bunu ilk
yapar yapmaz o gün kullanmayın. Bir gün iyicene bu otursun içine arkadaşlar. Japon iyicene otursun ki iyi bir verim alabilelim. Şimdi montajını yapıyoruz arkadaşlar. Şu kısma vida geleceğini unutmayın. Ona göre vidamızın yerine göre oturtursunuz bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Bu rulmanımızı yerine koyalım. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın. Şu rulmandan saç kılı çıkıyor, görüyor musunuz? İşte bu rulmandan saç kılı çıkması da iyi değil. Aslında bu başlığı ara ara temizlemek lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bakın dişlinin gözüktüğü taraf var. Bir de dişlinin kapalı olduğu taraf var. Bu dişlinin olduğu tarafı, işte bu bilyanın olduğu tarafı aslında içeri doğru versek tozdan da koruyabilir. Şimdi arkadaşlar bunun bakın bir kapalı tarafı var. Bir de bilyasının gözüktüğü tarafı var. Bilyasının gözüktüğü tarafı bu tarafa doğru. Yani bu tarafa doğru takacaksınız. Şimdi rulmanı arkadaşlar bu tarafa doğru taktıktan sonra kayışı motorumuzdan geçiriyoruz. Diğer türlü takamıyorsunuz. Denemeyin. Ya kayışı koparırsınız ya da parçayı kırarsınız. Tekrar göstereyim. Biraz daha yakından. Şöyleyken önce kayışımızı geçiriyoruz. Sonra parçamızı geçirdik. Kayışımızı parçamızın üzerine doğru alıyoruz. Şu rulmanı çıkardım şu anda. Çünkü önce kayışı takalım. Takarken başka bir hasar vermeyelim. Şimdi tekrardan rulmanımızı dediğimiz gibi bilyaların gözüktüğü tarafı bu tarafa doğru takılacak şekilde takıyoruz. İyice yerine oturduğundan emin oluyoruz. Daha sonra arkadaşlar gri parçamızın yeri belli zaten. Şimdi burada girerken yeri belli. Aynı uyumlu şekilde takıyoruz. Şuradan vidamızı da takıyoruz. Taktıktan sonra artık kendini döndürüyor bir daha. Ondan sonra şimdi montajına geçelim. Şimdi buranın montajını yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar şunu bir alta alalım. Şöyle yerleştirmesini yapalım bunu. Kartımızı yerine yerleştirdik. Şöyle üst kapağımızı da kapatalım arkadaşlar.
Şimdi vidamızı takıp kontrol yapacağız. Şimdi plastiği kapatırken her zaman çapraz kapatma yaparım. Ya da zikzak kapatmalar yaparım. Çünkü bir taraftan başlarsanız plastiği bükebiliyorsunuz. En iyisi bu olduğunu düşünüyorum kendim için. Evet, şunu güzelce bir silelim. Tamam arkadaşlar, bu işlem tamam. Şimdi başlığımızı kontrol edeceğiz. Şöyle şuradan çıkaralım. Şimdi kontrol zamanı. Aslında bunun çekişi de düşmüş. Şimdi boşaltayım. Şimdi arkadaşlar burada şuna da dikkat edin. Bakın şu anda çekişi düşük. Şimdi bu kısım komple kapalı. Bunu süpürgeyle temizlemek lazım. Yani filtreye bakmazsanız bu filtreler çok pahalı. Arkadaşlar bakın şu contaya, şu plastiğe, şurası yukarı çıkıp iniyor. Bunları kontrol edin. Çekmeme sebepleri bunlar da olabilir. Şimdi sorunumuz çekip çekmeme değil. Şu filtreyi arkadaşlar yıkarsanız hayatınızda hatasını yaparsınız. Normal az önce gösterdiğim gibi süpürgeyle temizlemeniz lazım. Şimdi çekişi hemen değişecek makineye. Şu an çekişi iyi. Şimdi bir başlığımıza takıp bakalım. Arkadaşlar çok güzel çalışıyor. Bir ürün çalıştığında mutlu oluyorum. Tamirciler beni anlar. Şu anda bu ürünümüz hazır. Dediğim gibi ince bir iş. Yapabilirseniz yapın tamirini. Zaten bu videoları kendiniz yapın diye çekiyoruz. Yapamazsanız da biz de buradayız. Bekleriz. Profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız biz buradayız. Bu videoları da
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve taleplerinizi videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Bu mesela bir videonun içerisine çıkmış bir sorundu. Demek ki kronik bir sorunu da böyle bulabiliyoruz. Bu tarzda bir tamirat da kendiniz yapabilirsiniz. Ama hassas çalışın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.